Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi kökünün türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Şimdi omuzunda ifadesine baktığımızda arkadaşlar kökümüz burada gördüğünüz gibi omuzdur ve omuz sözcüğü isim köktür ilk ediyoruz. İşçisi ifadesine baktığınızda köküm burada iş ve iş burada gördüğünüz gibi isim köktür. Gezginci ifadesine baktığımızda kökümüzün gezmek gezmekten gezgin, gezginden gezginci olarak türediğini görmektesiniz. Kökü sorduğu için bütün ekleri atıp anlamlı en küçük birime diyoruz ve kökümüz burada fiil kök. Orakçı ifadesine baktığımızda kökümüzün orak olduğunu söyleyebiliriz ve orak burada yine isim kök. Ekinci ifadesine baktığımızda arkadaşlar ekmekten ekinci olmuş ve burada gördüğünüz gibi yine kökümüz ekmek fiil köküdür. Baktığımızda e, i̇sim, isim, isim, isim 3 ve 5'in e, fiil kök olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Bu parçada numaralanmış sözcükler yapılarına göre eşleştirilirse ikişerli hangisi dışarıda kalır? Yapısına göre dediği şey arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. Yani basit mi? Şöyle. Türemiş mi? birleşik mi olup olmadığına bakacağız sözcüklerin şu şekilde. Evet, hadi bakalım. Birleşik. Bitkilerin ifadesine baktığımızda arkadaşlar, kökümüz bitmektir. Bakın bitmek yerden çıkmak anlamına geliyor. Bitmekten bitki yapım eki aldığını görüyoruz. Diğer üzerine gelen ekler çekim ekidir. Benim bunlarla işim yok. Yapım eki almış olması o sözcüğü yapısı bakımından türemiş yapar. Taşınmak ifadesine baktığımızda buradaki Mekmak'ın bir isim fiil olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla fiilimsiler birer yapım ekidir. Bu yüzden taşımak ifadesi de yapım eki aldığı için türemiştir. ağlarını ifadesine baktığımızda kökümüz gördüğünüz gibi ağdır. Ağlar, ağları ve N'ı şeklinde açabiliriz. A ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için ve iki sözcüğün birleşiminden de oluşmadığı için yapısı bakımından basittir. Nasıl ifadesine baktığımızda ne ve asıl sözcüklerinin birleştiğini görüyorsunuz ve buradaki ne a ünlüsüyle çakıştığı için bir ünlü aşınmasına uğramıştır. Ünlü aşınması da biliyorsunuz aynı zamanda bir ünlü düşmesidir. Nasıl ifadesi yapısı bakımından birleşiktir. Keşfetti ifadesine baktığınızda keşif ve etmek olarak bakarsınız. Yine yapısı bakımından birleşik olduğunu söyleyebiliriz. 4 ve 5 birleşik. 1 ve 2 türemiş. Cevabımız 3 olacak. Yani C şıkkı yapısı bakımından basit bir sözcüktür. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili yargılarından kaçı yanlıştır? Birinci sözcükte birden fazla çekim eki vardır. Bakalım arkadaşlar şöyle Hücredir benim köküm. Sonra lerler çekim eki üzerine gelmiş ve iyilik eki. Buradaki lerler çokluk ekidir. Çokluk eki bir çekim eki arkadaşlar. Buradaki imiz iyilik ekidir. İyilik birinci tekil ve iyilik eki de aynı zamanda bir çekim ekidir. Gördüğünüz gibi birden fazla çekim eki almış. Dolayısıyla bir kesinlikle doğru. Peki ikinci sözcükte üçüncü tekil şahıs iyilik eki vardır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Dokuları çoğalmak ve dokuları yenilemek. Onların dokuları diyemiyorum değil mi? Onların dokuları diyemediğim için şu şekilde açarım ben bunu. Dokudur bu. Lerler burada arkadaşlar. İyilik eki değildir. Dikkat edin. Eğer ben buradaki dokularının başına cümledeki anlamına göre onların yani çoğul bir tamlayan getirebilseydim buradaki ları üçüncü tekil iyilik eki olurdu. Fakat Dikkatinizi çekerim. Başına onların diye bir tamlayan getiremiyorum. Ne cümlede var ne de anlama göre getirebiliyorum. O halde buradakilerler iyilik değildir. Çokluk ekidir. Çokluk eki de zaten biliyorsunuz bir e, ne ekidir? Çekim eki. Çoğul ya da çokluk eki diyebilirsiniz. Üzerindeki ı ise ne olacaktır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi belirtme hal eki olacaktır. Yani bu kesinlikle yanlış. Üçüncü tekil e, şahıs iyilik eki yok. Üçüncü sözcük isim kökünden türemiştir. Bakıyoruz. Şöyle e, bilmekten bilgi gördüğünüz gibi bilmek fiil kökü fiil kökünden türediğini söyleyebiliriz. Bu da yanlış. Dördüncü sözcükte ikinci tekil şahıs iyilik eki vardır. Bakıyoruz arkadaşlar. Yapıların ifadesine bakıyorsunuz. Bakın. Şey yapmaktan yapı yapılar yapıların yapıların bölündüğü gibi düşündüğünüzde bakın yapıların. Bölündüğü gibi düşündüğünüzde buradaki in, in bir tamlayan eki olduğunu görebilirsiniz. Tamlayan eki de bizim için eşittir ilgi eki demektir. Çünkü yapıların bölündüğü ifadesi burada bir tamlama ve birinci öncülüm benim için tamlayan oluyor. Tamlayan eki de eşittir e, ilgi ekidir. Yani burada iyilik eki yok, ilgi eki var. Bu da yanlış bizim için. Beşinci sözcükte hem belirtme hem bulunma durumu. Eki vardır bir sözcükte arkadaşlar iki tane durum eki üst üste gelemez bir kere yanlış öncülüm ama yine de bakalım şöyle açalım biz bunu bölmek bölünmek evet tamam ee, şöyle bölmekten bölünmek bölündük olarak açarız. Bölündüğü. Bakın onun bölündüğü diyebilir miyiz? Ya da zaten yapıların bölündüğü demiştik. Yapıların ifadesindeki ın yine biz ilgi eki dediğimiz için Şuradaki ı, i'ye de iyelik eki, diğer bir adıyla tamlanan eki diyebiliriz. E sonundaki de ne olacaktır arkadaşlar? Bulunma hal eki olacak. Yani burada bulunma hal eki var doğru fakat Belirtme eki yok tamlanan, diğer bir adıyla iyilik eki var. Bu yüzden bu da yanlış. Cevabımız 4 yanlış. Yani denizli şık olacak. 4 öncül yanlış oldu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu dizelerde belirtilen sözcükle yapı bakımından aynıdır? Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim. Şimdi dilim dilim dilmek yani şöyle düşünün. Bir ekmek dilimi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ekmek dilimini nasıl elde ederiz? dilmekten dilim yaparız değil mi? Yani o zaman buradaki ım bizim için yapım ekimidir. Evet, dilmek fiil köktü. E, dilim fiilden isim bir yapım ekidir. Hadi bakalım. Yazıhanedeki demir başları deftere hiçbirini atlamadan kaydetti diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Demir baş, demir başlar, demir başları. iki çekim eki var. Bu yüzden bunu eliyoruz. Salonda ağır misafirler için gösterişli bir davet düzenlenmiş, düzenlenmişti diyor. Salon. Salonda buradaki D da bulunma hal ve bulunma hal de çekim eki. Bunu da eledik. Deniz o sabah her zamankinden daha dalgalı, daha bulanıktı. Deniz ifadesi zaten herhangi ne çekim ne yapım eki almış. Bunu da eliyoruz. Sargı bezlerinin bulunduğu çekmeceyi bir hışımla açıp kapadı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda sargı nereden geliyor? Sarmaktan değil mi? Sarmaktan sargı olur. Burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiil köküne fiilden isim bir yapım eki geldi ve ne olmuş oldu? Sarmaktan sargı fiili isim yaptı. Cevabımız denizli bu bir yapım ekidir. Kahvaltının ardından deniz kenarında yürüyüşe çıktılar derken kahvaltı birleşik bir sözcüktür. Kahvaltının buradaki nın arkadaşlar ne olacaktır? Bizim için tamlayan eki olacaktır. Bunu da eledik. Cevabımız denizli şıkkı. Bu parçadan numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır diyor. Tezisini uyandırmadan işini görü vermek. İvermek arkadaşlar tezlik fiilidir ve vermek ve görmek olarak da baktığınızda bunun birleşik bir fiil olduğunu söyleyebiliriz. Tezlik fiili zaten birleşik fiildir. Bu yapısı bakımından birleşik sözcük. Çabucak ifadesine baktığımızda çabuk çabucak pekiştirmeli bir sözcüktür arkadaşlar. Pekiştirmeli sözcükler zaten pekiştirme ekleri daha doğrusu yapım eki değildir. Dolayısıyla çabucak ifadesi yapısı bakımından basittir. Çünkü herhangi bir yapım eki almadı. Şimdi ölü ifadesine baktığımızda arkadaşlar ölmekten ölü yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için ölü ifadesi yapısı bakımından şöyle türemiş bir sözcüktür diyoruz. Ölmekten ölü yapım eki aldı. Işığı ifadesine baktığımızda ise arkadaşlar şöyle ışığı ışınmaktır bu. ışımak yani aydınlanmak anlamında. Işımaktan ışık ve ışığı oldu. Şuradaki K evet yumuşak G'ye dönüştü ünlüyle başlayan bire kaldığı için ama ışımak burada fiil kök ışımaktan ışık yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için fiili isim yaptığı için türemiş bir sözcüktür yapısı bakımından. Parçalanan ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle parçadan Parçalamak, parçalamaktan parçalanmak, parçalanmaktan parçalamam. Bir sürü yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiş bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Yatağında ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. E, yatmaktan yatak gördüğünüz gibi arkadaşlar yatmaktan yatak. Bu yüzden bunun da yapım eki aldığını söyleyebiliriz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Sözcüğün yapısını soruyorsa arkadaşlar biz o sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakacağız. Görü vermek ifadesine baktığımızda buradaki i vermek kalıbı tezlik fiilinin bir kalıbıdır. Tezlik fiili bildiğiniz üzere birleşik fiildir. Geniş pencereden baktığımızda yapısı bakımından birleşik sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada birleşik bir sözcük var. Çabucak ifadesine baktığımızda arkadaşlar çabuk cak'tır. Jack Jack yapım ekini aldı. Hatta buradaki ünsüz düştü biliyorsunuz. Jack Jack ceiz gibi sözcük ekler daha doğrusu bizim için yapım ekidir. Çabucak ifadesi buradaki Jack Jack yapım ekini aldığı için türemiş bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Yapısı bakımından türemiş. Ölü ifadesine baktığınızda arkadaşlar ölmekten ölü fiilden isim yapım ekini aldığı için yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Işığı ifadesine baktığımızda ışımak yani aydınlatmak anlamına geliyor. Işımaktan ışık olmuş. Işığı olmuş. Hatta önlüğüyle başlayan bire kaldığı için buradaki K yumuşak G'ye dönüşmüş. Önemli değil. Orayla ilgilenmiyoruz ama ışık sözcüğün kökünün ışımak olduğunu bilelim ve yapım eki aldığını bilelim. Yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiştir diyoruz. Bunlar böylelikle türemiş. Parçalanan ifadesine baktığınızda ise Parçadan, parçalamak, parçalamaktan parçalanmak ve parçalanan olarak alırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 üç tane yapım eki aldı. Türeyebilmesi için bir tane yapım eki alması yeterli. Bu da yapısı bakımından türemiştir. Yatağında ifadesine baktığımızda ise yatmaktan yatak olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapım eki aldı. Bu yüzden yine yapısı bakımından türemiştir. E baktığımızda cevabımız Adanaşık olacak. Birleşik yapılı bir sözcüktür diyoruz. Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Uçurum sözcüğü birden fazla yapım eki almıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Uçmaktan uçurmak fiilden fiil yapım ekini aldı. Uçurmaktan uçurum fiilden isim yapım ekini aldı. Gördüğünüz gibi bir yapım eki, iki yapım eki uçmak fiil köküne geldi. Birden fazla yapım eki aldığını söyleyebiliriz. Adana şıkkını eliyoruz. Rengi sözcüğü belirtme durum eki almıştır. Sonundaki i yani şöyle şurayı yazalım arkadaşlar. Duruma göre iyilik eki, duruma göre belirtme hal eki olabilir. Tabii ki diğer durumlarda yapım eki ise eğer zaten yapım eki falan olarak da kullanılabiliyor. Eğer belirtme hal eki ise ben bu eki alan sözcüğün başına onun zamirini getiremiyorum. Ama iyilik eki ise ben bu eki alan sözcüğün başına onun zamirini getirebiliyorum. Tek başına karar vermeyeceğim cümle içerisindeki kullanımına bakacağım. Bakıyoruz. Sular bütün kan rengi akarken her pınarda. Şimdi kan rengi ifadesi belirtisiz bir isim tamlamasıdır tamam mı? Kan ifadesi ek almadı, rengi ifadesi ek aldı. Eğer bu belirtisiz isim tamlamasıysa Kan burada tamlayan ek almamış. Biliyorsunuz belirtisiz isim tamlamasında tamlayan ek almaz. Rengi ifadesi burada tamlanandır ve buradaki i de tamlanan ekidir. Tamlanan eşittir. Aynı zamanda iyilik miydi? Evet o halde bu bizim için durum eki değildir. İyilik ekidir. Peki hocam başına onun getirebiliriz dediniz. Bir de onun getirerek yapalım. Sular bütün kanın rengi akarken her pınarda ya da onun rengi akarken onun rengi diyebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu bizim için iyilik ekidir cevabımız Bursa. Dağların sözcüğü birden fazla çekim eki almıştır. Bakıyoruz dağ, dağlar ve dağların olarak baktığımızda buradakilerler çokluk eki, çokluk eki bir çekim ekidir. Buradaki ın in tamlayan eki, tamlayan eki yine pardon. Aynen tamlayan eki. Tamlayan eki yine bizim için bir çekim ekidir. Bunu da eliyoruz. Bunların ikisi de zaten çekim eki. Kayalık sözcüğü türemiş bir isimdir. Kayadan, kayalık isimden isim yapan yapı meki ve türetti. Türemiş sözcük oldu bunu da eledik. Suyuna sözcüğü üçüncü tekil iyilik eki ve yönelme durumu eki almıştır. Bakıyoruz arkadaşlar. Çoruh uyur suyuna bir ışık damlamadan. Onun suyuna diyebiliriz. Yani şöyle. Su. Şurada bir kaynaştırma sesi. Suyu. Yine bir kaynaştırma sesi ve suyuna. Suyu. Onun suyu diyebilir miyim? Evet o zaman iyilik üçüncü tekil olduğunu söyleyebilirim. Peki buradaki A yönelme hali Tabii ki arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne şıkkının da doğru olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili sözcüklerin ortak özelliklerinden biridir arkadaşlar diyor. Şimdi buraya hiç bakmadan biz buradan nasıl ekler olduğuna bakalım. Şimdi... E, belirmekten arkadaşlar belirmekten belirtmek belirtmekten belirti belirtiden belirtiler ve i şeklinde açabilirim aylarında ifadesine bakıyorsunuz ay aylar ayları burada bir kaynaştırma sesi var ve da şeklinde açabilirim yağışı ifadesine baktığımızda yağmaktan yağış e, yağışı şeklinde açabilirim. Demiş ki fiilden türemiş olmaları. Burada belirmek evet fiil. Burada ay aymak değil ki bu. Ay bildiğimiz aydan bahsediyor. Burada isim kök. E yağmak burada fiil. E bir fiil bir isim olarak gidiyor. Bir tutarsızlık var. Bu yüzden Edirne şıkkını ediyorum. Yapım eki almış olmaları aylarına ifadesi herhangi bir yapım eki almamış. Denizli şıkkında ediyorum. Durum eki almış olmaları Buradaki D daha bir durum eki ama diğerlerinden emin değilim bir kenarda dursun C şıkkı. Köklerinin isim olması iki fiil bir isim var bunu da eledik. Yelik eki almış olmaları bakalım arkadaşlar. Son dönemlerde ülkemizde de küresel ısınma belirtileri. Şimdi şöyle düşünün ısınmanın belirtileri. Isınmanın belirtileri dediğimizde bu bizim için tamlayan olur belirtileri ifadesindeki i bizim için tamlanan olur. Tamlanan aynı zamanda iyilik ekimidir. Evet arkadaşlar yani ısınma belirtileri dediğimde belirtisiz isim tamlaması. O yüzden ısınma tamlayan ekini almadı. Ama ısınmanın belirtisi dediğimde belirtiliye çevirdim ve gördüğünüz gibi sonundaki i iyilik eki oldu. Aralık aylarında aralığın aylarında gibi düşünün böyle düşündüğünüzde buradaki ın yine bizim için tamlayan olur ayları ifadesindeki ı bizim için tamlanan olur tamlanan aynı zamanda iyilik eki demekti. Aralık ayları ifadesi belirtisiz isim tamlaması. Ben iyilik ekini daha kolay bulun diye belirtiliye çeviriyorum anlatırken. Aralığın aylarında diyebilirim. O zaman bu tamlayan, bu da bizim için tamlanan, tamlanan aynı zamanda iyilik eki demektir. Devam ediyoruz. Kar yağışı, karın yağışı diyebilirim değil mi? Karın yağışı dediğimde Buradaki ın in, tamlayan olur. Yaşı ifadesindeki ı da tamlanan olur. Tamlanan aynı zamanda iyilik eki demektir. Gördüğünüz gibi cevabımız Bursa şıkkı olacak. Hepsinin iyilik eki almış olmaları. Bu dizelerde yer alan sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. Saplı sözcüğü sapmak fiilinden türemiştir. Bir bıçak e, saplı durur göğsünde. Yani bıçağın sapı gibi düşündüğümüzde sapmak değildir. Bir yere yönelmek anlamında değil sap bu. Sap ve sapmak eş sesli bir sözcüktür. Cümle içerisindeki kullanımına göre karar vereceğiz isim mi fiil mi olduğuna. Sap saplı bıçağın sapı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sap burada fiil değildir, isimdir. Yani şöyle şöyle yapalım. İsim kök olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle İke isim kök fiil değil. O yüzden Adana şıkkını ediyoruz. Yanlış. Tasına sözcü ikinci tekil iyilik eki almıştır. Şimdi arkadaşlar tas burada kase anlamına gelen tastan bahsediyoruz. Tası siz başına onun ifadesini getirebilir misiniz? E Ben, sen, o. O yani üçüncü tekil kişi. O zaman buradaki ı iyilik kaçıncı kişi olacak? Üçüncü tekil kişi olacak tasına ifadesine baktığımızda zaten buradaki a yönelme haleki. İyelik ikinci tekil değil de üçüncü tekil şeklini aldı. Dolayısıyla B şıkkında eliyoruz. Birden fazla birleşik sözcük vardır demiş. Bakıyoruz o halde. Evet e, uzansan boş koşarsan pencereye koşarsan aynı siyah gökyüzü. Gökyüzü burada birleşik bir sözcük ama gördüğünüz gibi sadece bir tane birleşik sözcük var. O halde C şıkkında eliyoruz. Koşarsan fiilden fiil yapım eki almıştır. Arkadaşlar koşmaktır bu. Koşar, koşar, sa ve ne şeklinde baktığımda bunun bir geniş zaman eki olduğunu söyleyebilirim. Bunun bir şart ekelemeki olduğunu söyleyebilirim. Geniş zamanın şartı koşarsan sana hitap ediyor. İkinci tekil kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yani geniş zamanın şartı ikinci tekil kişiyle çekimlendi. Fiilden fiil yapım eki yok. Daha doğrusu yapım eki yok. Hepsi çekim eki. Uzansan sözcüğü türemiş bir sözcüktür. Şimdi uzamaktan uzanmak, uzansan şeklinde uzamaktan uzanmak gördüğünüz gibi bir tane yapım eki aldı. Türemiş sözcük olmasına yetti. Tek doğru cevabım Edirne şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar sözcüğün yapısını soruyorsa biz o sözcüğün basit, o sözcüğün ya da türemiş ve birleşik olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, sahaflarda ifadesine bakıyorsunuz. Köküm nedir burada? Sahaftır değil mi? sahaflar da şeklinde açabilirim. Lerler çokluk eki, çokluk eki bir çekim ekidir. Deda bulunma hal eki, hal ekleri bir çekim ekidir arkadaşlar. Sahaflarda ifadesi yapısı bakımından basittir. Sayfalarında ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Sayfalarında e, baktığımızda yine sayfa sayfalar sayfaları burada bir kaynaştırma sesi var ve da olarak açarız lerler çokluk eki I, i, iyilik eki de da bulunma haliki hepsi beraber hop çekim eki sınıfında gruplandırabiliriz sayfalarında ifadesiyle yapısı bakımından basittir Dolayısıyla a ve b gider devam ediyoruz dikdörtgen bakın dik ve dört sözcükleri birleşmiş yapısı bakımından bunun Birleşik yapılı olduğunu söyleyebiliriz. Harflerle ifadesine baktığımızda Harf, harfler ve le. e, ler Ler, lar çokluk eki, çokluk eki, çekim ekidir. L, la vasıta eki, vasıta eki, bir çekim ekidir. Harflerle ifadesi yapısı bakımından gördüğünüz gibi basit. Bu kitabı bakın kitap kitap kitabı buradaki ı belirtme hal eki ve hal eklerinin de bir çekim eki olduğunu söyleyebiliriz. Kitabı ifadesi yapısı bakımından basit. Cevabımız C olacak. C şıkkı yapısı bakımından birleşik bir sözcüktür. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle ötekilerden farklı bir ek almıştır? Altın rengi gözleri diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi altın rengi gözleri. Şimdi baktığımızda ne diyebiliriz bunu arkadaşlar? Renk rengi gördüğünüz gibi bunun bir çekim eki olduğunu söyleyebiliriz. Saçlarından ifadesine bakıyorsunuz. Saç, saçlar, saçların ve dan. Şimdi buradaki larlar, çokluk eki bir çekim ekidir. In, in saçların senin saçların iyilik eki iyilik eki bir çekim ekidir. Saçlarından ifadesi ayrılma hal eki Hal bir çekim ekidir. Ve gördüğünüz gibi bu da hep çekim eki almış. Bunu da şöylelikle elemiş olalım. Ve devam ediyoruz. Yanmanın ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Yanmanın. Şimdi yanmaktan yanma. Buradaki mema bizim için bir ne ekidir? Fiilimsi ekidir arkadaşlar. Ve fiilimsiler yapısı bakımından zaten ne yapar? Sözcüğü türemiş sözcük yapar. Yani fiilimsi ekleri bir yapım ekidir. Yanmanı zaten üzerine gelen diğer ekler çekim eki bununla ilgilenmiyorum. Yani yanmanın ifadesi bir yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiştir. Bakın 1 ve 2 basit çıkmıştı çünkü. Devam ediyoruz. Lezzetini ifadesine bakıyorsunuz. Lezzettir benim köküm. E, lezzeti onun lezzeti yanmanın lezzeti diyebilirim. Bu benim için iyilik ekidir. E, lezzetini ifadesi ise buradaki i ise belirtme hal ekidir. Hal eki ve iyilik eki arkadaşlar benim için çekim ekidir. Herhangi bir yapım eki almadığı için lezzetini ifadesi de yapısı bakımından basit. Şunları şöyle bir eledik. Yani aynen. Şimdi 3 olacak. Bir de yazın sevgisini bana önce o verdi. Şimdi buradaki şey değil yani yazı senin yazın değil. Yazın diyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Yanmanın lezzetini onda hissettim bir an ve yazın sevgisini bana o verdi. Yazmaktan yazın. Buradaki ın in, in bizim için bir nedir arkadaşlar? Yapım ekidir diyoruz. Senin yazın anlamındaki iyilik eki anlamında kullanılmamış arkadaşlar. Yazmaktan yazın. Yazın edebiyat var ya o anlamda kullanıldı. Bu bizim için bir yapım ekidir. Dolayısıyla yazın sözcüğü yapısı bakımından türemiştir. Cevaplarıma baktığımda cevabım 3 ve 5 yani denizli şıkkı olacak. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İsim kökünden türemiş bir isme yer verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel sözcüğüne bakıyorsunuz. Güzel, güzellik. İsimden isim yapmış bir yapım eki almış mı? Almış. O halde Adana şıkkını eliyoruz. Birleşik sözcük kullanılmıştır diyor. Oluverdi. İvermek tezlik fiilidir. Tezlik fiili bizim için biliyorsunuz ki birleşik fiildir. Geniş pencereden baktığımızda birleşik sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Bursa şıkkında eledik. İçinde hem iyilik hem belirtme durum eki almıştır. Bakıyoruz arkadaşlar iç ama içmek değil bu gördüğünüz gibi. İç tamam içmekten içi onun içi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O halde buradaki i bizim için iyelik eki olacaktır. Kaçıncı kişi? Ben sen o. Üçüncü tekil kişi. Peki devam ediyoruz. Ne burada kaynaştırma ve D daha geldi. D daha bizim için bulunma durum ekidir. Şimdi bulunma durum eki de bildiğiniz gibi bir çekim eki. İyelik ve durum ekini bulduk. C şıkkını da eliyoruz. Aşinalık isim kökünden türemiş bir isimdir. Bakıyoruz arkadaşlar. Aşina, aşina, aşinalık. Gördüğünüz gibi aşina isim kök. E, aşinalık isimden isim türemiş bir sözcüktür. Yani isimden isim yapım ekini almış ve türemiştir. Bu da doğru. Baharı sözcüklerindeki ı aynı işlevdedir. Bakıyoruz. Mevsimi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yana, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. İstanbul'un baharı. Burada bir tamlama yakaladım. İstanbul'un ifadesindeki un tamlayan eki. Bahar'ı ifadesindeki i. I arkadaşlar bir tamlanan ekidir. Tamlanan eşittir. Yelik eki. Yani birinci baharı sözcüğündeki I şurada gördüğünüz gibi iyelik ekidir. Bir aşk verdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'de artık görmez felek. Öyle bir baharı. Bu sefer onun baharı diyemiyorum. Yani önünde bir tamlayan yok arkadaşlar önünde tamlayan olmadığı için şuradaki ı da benim için ne olacaktır? belirtme hal eki olacaktır. Gördüğünüz gibi aynı işlevlerde değiller bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı.